Hoş geldiniz değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 3. sınıf İngilizce 3. ünite. Bu videoda öncelikle tüm kelimelerin anlamlarını ve okunuşlarını eğlenceli animasyonlarla öğreneceğiz. Konu anlatımı kısmında fiziksel görünüş tarifi, can, can't konuları üzerinde duracağız. Video sonundaki test ile kelimeleri ve konuları ne kadar öğrendiğimizi ölçeceğiz. İzlemediyseniz eğer kanalımızdaki 1 ve 2. ünite kelime ve konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Bu videoların bulunduğu oynatma listesinin linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Kelimelerle başlayalım. Baby. Bebek. Beautiful. Güzel. Ugly. Çirkin. Old. Yaşlı. Young. Genç. Büyük. Small. Küçük. Tall. Uzun. Short. Kısa. Strong. Güçlü. Weak. Güçsüz. Fast. Hızlı. Slow. Yavaş. Fat. Şişman. Slim, thin. İnce, zayıf. Heavy. Ağır. Dance. Dans etmek. Climb. Tırmanmak. Tree. Ağaç. Fly kite. Uçurtma uçurmak. Jump. Zıplamak. Lift weight. Ağırlık kaldırmak. Draw. Çizmek. Play chess. Satranç oynamak. Play the piano. Piyano çalmak. Koşmak. Play tennis. Tenis oynamak. Ride bike. Bisiklet sürmek. Swim. Yüzmek. Play football. Futbol oynamak. Play basketball. Basketbol oynamak. Sing. Şarkı söylemek. Skip rope. İp atlamak. Walk. Yürümek. Kelimeleri bitirdik. Konu anlatım kısmına geçiyoruz. Önceki ünitemizde, My Family ünitemizde he, she kelimelerini öğrenmiştik. He erkekler için, o, she bayanlar için, o derken kullanılıyordu. İnsanlar dışındaki hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar için o derken İngilizce'de it kullanılır. He, she, it ifadelerinden sonra cümle oluştururken is ifadesini getiriyoruz. I kelimesinden sonra, yani ben anlamına gelen I'dan sonra am kullanıyorduk. Önceki ünitelerde öğrenmiştik. He, she, it ifadelerinden sonra is getiriyoruz. He is Tom. O Tom'dur ya da o Tom. Bak, Tom'u tanıtıyoruz burada. Neden he? Çünkü Tom erkek ismidir. He's my brother. O benim erkek kardeşim. She's young. O genç. She's slim. O zayıf ya da o ince. It's a cat. O bir kedi. Evet, hayvanlar için o derken it kullanırız demiştik. It's a cheetah. O bir çita. It's fast. O hızlı. O hızlıdır. She is beautiful. Ya da uzun hali she is beautiful. Gençler, bu ünitede
böyle görünüş tarif etmede she is, he is ifadelerini çok sık kullanacağız. O güzel. Bakın kısaltmada burada i harfini atıyoruz. S'yi burada she'ye yakın yazıp kesmeyle ayırıyoruz. Üstteki kısaltması she is, bu she is biçiminde okunuyor. She's ugly. O çirkin. He is fat. O şişman. Kısaca he's fat. She's slim. Ya da she is slim. Uzun biçimi. O ince. Ya da o zayıf. This is messy. He is young. Bu messy. O genç. It is ifadesini, evet, insanlar dışındaki varlıklara o derken kullanacağız. It's fast. Ya da it is fast. O hızlı. It's slow. Ya da it is slow. O yavaş. It's tall. O uzun boylu. Ya da o uzundur. It's strong. Ya da it is strong. O güçlü. It's fat. O şişman. Olumsuz cümle oluştururken is ifadeleriyle not kullanıyoruz. Mesela I am ifadesini olumsuz yaparken I am not diyoruz. Mesela I'm Ali. Ben Ali'yim. I'm not Ali. Ben Ali değilim. I'm fine. Ben iyiyim. I'm not fine. Ben iyi değilim. She is ifadesini she is not. He is he is not. It is it is not şeklinde olumsuz yapabiliriz. Ya da kısaca she isn't, he isn't, it isn't şeklinde olumsuz cümle yapıyoruz. Bu şekilde bakın is not bu şekilde kısaltılmış oluyor. Burada gençler bakın o harfini atıyoruz. Isn't, bak burada n ve t arasına kesme koyuyoruz. It's not fast. Kısaca it isn't fast. O hızlı değildir. He's not old. Ya da he isn't old. O yaşlı değil. Ya da yaşlı değildir. He, she, it, is ifadeleriyle soru cümlesi yaparken is ifadelerini cümlenin başına getiriyoruz. Evet, sonrasında he, she, it yazıyoruz. Bakın is başa geliyor. Evet, başta gençler burada büyük harfle başlıyoruz. İngilizce'de büyük i yok. Biliyorsunuz ve küçük i yok. Buna dikkat. He, she, it ifadelerine bak. Burada başta büyük yazmışız. Ortada olunca küçük harfle başlayacağız onlara da. Evet. Is ile he, she, it yer değiştiriyor. Sonrasında da burada bir isim ve benzeri bir ifade getiriyoruz. Is he Tom? O Tom mu? Is she fat? O şişman mı? Is it tall? O uzun mu? O uzun boylu mu? Şeklinde soru cümlesi oluşturmuş oluyoruz. Dikkat ediyoruz. İzli sorulara olumlu ya da olumsuz kısa cevap nasıl veririz? Burada gençler olumlu cevap verirken yes ile başlıyoruz. Sonrasında burada he varsa he ile, she varsa she, it varsa it ile devam ediyoruz. O Tom mu? Yes, he is. Evet, o Tom. Uzun cevap vermek istersem yes, he is Tom. Burada Tom'u atıyorum, kısa cevap. Olumsuz kısa cevap verirken no ile başlayacağım. No, he isn't. Hayır, o Tom değildir. Dikkat ediyoruz. Bunu is not'ı isn't olarak kısaca yazılmış burada. No, he is not da denilebilir. Is she fat? O şişman mı? Bakın burada she olduğuna göre olumlu cümleye başlayacağım. Yes ile başlıyorum. She ile devam edeceğim. Yes, she is. Evet, o şişman. Olumsuz kısa cevap. No ile başlıyoruz olumsuza. Burada yine she olduğu için she ile devam ediyoruz. No, she isn't. Hayır, o şişman değil. Burada her zaman he ve she olmayabilir. Burada mesela bir isim de olabilir. Mesela is she fat yerine is Ayşe fat? Ayşe şişman mı dediğinde biz burada cevap verirken Ayşe nedir? Bayan ismi. Bayanlara o derken she kullanacağım için cevapta yes she is. No she isn't şeklinde cevap vermem gerekir. Is it tall? O uzun mu? Bakın it olduğu için burada cevapta da ben it kullanmam gerekiyor. Yes it is. O uzun boylu mu? Evet o uzun boylu. Olumsuz cevaba no ile başlıyordum. Burada bak it olduğu için no it isn't. Hayır o uzun değil.
Örnekler yapalım, pekiştirelim. Is it weak? O zayıf mı, güçsüz mü? Burada olumlu cevap veriyoruz. Yes, it is. Evet, o güçsüz. Yes, it is. Is the cheetah slow? Cheetah yavaş mı? Cheetah, gençler, hayvan olduğu için cevapta ben ne kullanacağım? It kullanacağım. No, it isn't. Cheetah yavaş mı? Hayır, o yavaş değil. No, it isn't. No olduğu için, bakın burada isn't kullanıyoruz. Yes kullanıp da burada isn't yapamayız. Dikkat. Is the turtle fast? Kaplumbağa hızlı mı? No, it isn't. Hayır, o hızlı değil. Niye it kullandım? Yine burada hayvan olduğu için. Is your sister slim? Senin kız kardeşin zayıf mı? İnce mi? Your sister nedir? She. Yani bayanlara o derken she kullanacağım. Yes, she is. Evet, o zayıftır. O incedir. Can, can't konusuna geldik. Can, gençler, ve can't ifadesi yetenek ifade eder. Türkçe'ye çevrilirken ebilir, abilir şeklinde. Hani yüzebilirim, uçabilirim, kaçabilirim, koşabilirim, yiyebilirim. Can't ya da bunu can't diye okuyoruz. Can't ya da can't. Bunu da yapamam, edemem, yüzemem, uçamam, kaçamam şeklinde çevireceğiz can't ya da can't ifadesini. Burada gençler olumlu cümle yaparken I, he, she, it. Evet, bu önce bunları yazıyoruz ya da herhangi bir isim yazıyoruz. She yerine işte Ayşe yazarım, he yerine Ali yazarım, benzer bir isim. Sonrasında can ifadesini getiriyoruz. Sonra da burada bir fiil getiriyoruz. Jump, play, sit, swim, sink benzeri bir fiil getiriyoruz. Cümleyi oluşturmuş oluyoruz. Mesela I can swim. Ben yüzebilirim. He can fly. O uçabiliyor. She can play tennis. O tenis oynayabiliyor. It can run. O koşabiliyor. Koşabilir. Olumsuz cümle yaparken evet can't kullanacağım. I can't ya da I can't. I can't swim. Bak fiil getiriyorum. Ben yüzemem. He can't sing. O şarkı söyleyemez. Söyleyemiyor. She can't play tennis. O tenis oynayamıyor. It can't fly. O uçamıyor. Soru cümlesi yaparken can ifadesiyle buradaki I, he, she ifadelerini yer değiştiriyoruz. Gençler is ifadesindeki aynı mantık yani. Hani orada he is, she is ifadelerinde is ifadesini başa getiriyorduk. Burada da can başa getiriliyor. I can, ben yapamam diyor. Sen yapabilir misin? Can you swim? Sen yüzebilir misin? Can you swim? Yes, I can. Evet, yüzebilirim. No, I can't. Hayır, yüzemem. Can he? Can he fly? O uçabilir mi? Can she play tennis? O tenis oynayabilir mi? Can it fly? O uçabiliyor mu? Uçabilir mi? Şimdi gençler örnek cümlelerle daha iyi pekiştireceğiz bunu. It can run fast. O hızlı koşabilir. Ya da o hızlı koşabiliyor. It can't run. O koşamıyor. Can you lift weights? Sen ağırlıkları kaldırabilir misin? Kaldırabiliyor musun? Yes, I can. Bak olumlu kısa cevap. Uzun cevap yes, I can lift weights diye uzatabilirim cümleyi. Can you dance? Sen dans edebilir misin? Yes, I can. Evet, dans edebilirim. Can you dance? Sen dans edebiliyor musun? No, I can't. Hayır, ben dans edemem. No ifadesi olduğunda can't kullanacağım. Yes olduğunda can diyeceğim. Can you play tennis? Sen tenis oynayabiliyor musun? No, I can't. Hayır, ben tenis oynayamam. A rabbit can't fly. Bir tavşan uçamaz. Messi can play football well. Well iyi demek. Messi iyi futbol oynayabiliyor. Oynayabilir. LeBron James can play basketball well. Yine well iyi demek. LeBron James basketbolu iyi oynayabiliyor. Oynayabilir. Can a cheetah run? Bir cheetah koşabilir mi? Yes, it can. Evet, o koşabilir. Can he swim? O yüzebiliyor mu? O yüzebilir mi? No, he can't. Hayır, o yüzemez. Hayır, o yüzemiyor. Ünitemizde but and ifadeleri de geçiyor. But, fakat, ama demek. And, ve. Bunlarla cümleler gençler
birleştirmede kullanıyoruz. I can play tennis and basketball. Ben tenis ve basketbol oynayabilirim. Yani ne anlıyoruz buradan? Bu kişinin hem tenis hem basketbol oynayabildiğini anlıyoruz. Batlı bir cümle yapalım. I can play tennis but I can't swim. Ben tenis oynayabilirim. Fakat yüzemem. Bakın but ifadesi zıtlık oluşturuyor. But ifadesinden sonra cümle olumluysa burada, burada olumsuz devam eder. Burada olumsuzsa buradan olumlu olarak devam eder. Zıtlık oluşur. Ben tenis oynayabilirim fakat yüzemem. Şimdi test ile kelimeleri ve konuyu ne kadar öğrendiğimizi ölçelim. Kalan soruları birlikte çözelim. Diyalogda soruyu bulmamız isteniyor. Yes, he can demiş Lily. Evet o yapabiliyor. Can you dance? Sen dans edebilir misin? Evet, soruda you olduğu zaman cevapta ne yaparız? I kullanırız. Yes, I can. No, I can't şeklinde. A gitti. Burada uyumsuz oluyor. Can your father dance? Senin baban dans edebilir mi? Evet o dans edebilir. B uygun. C niye olmaz? Senin kız kardeşin dans edebilir mi? Senin kız kardeşin dediğimizde burada she kullanmamız gerekirdi. 12. soruda Veli no I can't diyor. Hayır ben yapamam. Bakın burada ben dediğine göre soruda biz yine burada sen aramalıyız. You olmalı soruda. Yani can you şeklinde olmalı soru. A şıkkında can you swim diyor. Sen yüzebilir misin? Hayır ben yüzemem. Bakın A şıkkı uygun. B ve C'ye bakalım. Can your uncle fly? Senin dayın ya da senin amcan uçabilir mi? Your uncle, amcan ya da dayın dediğine göre burada he olmalıydı. No, he can't. B bu yüzden olmaz. Can your sister swim? Senin kız kardeşin yüzebilir mi? Your sister burada ne olur? She şeklinde olmalıydı. No, she can't. Hayır, o yüzemez. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. Son soruda Veli, yes I can. I'm strong diyor. Evet ben yapabilirim. Ben güçlüyüm. Sen dans edebilir misin? Evet ben yapabilirim. Güçlüyüm. Dans etmek için güçlü olmak şart değildir. Baban dans edebilir mi? Bak senin baban dedi he. Burada he yok. Ben diyor. Sen ağırlık kaldırabilir misin? Evet kaldırabilirim. Ben güçlüyüm. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Başarılar.